Telefonunuza gelen bir SMS ya da bir arama ile telefonunuzun tamamen ele geçirilebileceğini biliyor muydunuz? Bugün Pegasus olayının detaylarını sizlere aktaracağım ama bildiğiniz Pegasus değil. Şimdi hepimizin başına şu gelmiştir. Uykunuz geldi. Uykunuzun geldiğini o an ortamdaki birileriyle konuştunuz ve sonrasında Instagram'ı, Facebook'u açtığınızda karşınızda yastık reklamları ya da nevresim takımları çıkabiliyor. Bunlardan birazcık böyle ürküyor ya da irkiliyor olabilirsiniz ama bundan daha beteri varmış arkadaşlar. Pegasus olayı tanıdığımız ya da bildiğimiz diğer bütün her şeyden çok daha farklı çalışan bir yöntem. Aslında çoğu insan Pegasus ismini ilk kez CNN'in, The Guardian ya da Washington Post gibi haber kuruluşlarının yaptığı haberle birlikte duydu arkadaşlar. Ancak Pegasus bazı iddiaların çok daha ötesine dayanıyor. Aslında 2016 ya da 2018'de yapılan araştırmalara göre 45'ten fazla ülkede aralarında üst düzey siyasetçiler, gazeteciler, aktivistler ve hukukçular gibi insanların bulunduğu kişiler Pegasus yazılımı sayesinde takip ediliyormuş. Hatta takip edilenlerin arasında şöyle enteresan bir isim de var. Ülkemizde bir suikaste kurban giden Cemal Kaşıkçı isimli gazetecinin de Pegasus yazılımıyla takip edildiği yazıyor bazı kaynaklarda. Araştırmalara göre 600 politikacı, 189 gazeteci, 85 aktivist hedef alınmış durumda ve 50 binden fazla telefon numarası hali hazırda sızdırılmış bulunuyor. Peki ne bu Pegasus? Yakından bir bakalım. En basit tarifiyle Pegasus casus bir yazılım. Yani siz farkına bile varmadan telefonunuza yükleniyor ve telefonunuzdaki tüm bilgileri sızdırabiliyor. Ve yine ruhunuz duymadan yüklendiği gibi yine sizin ruhunuz duymadan tüm verilerini sizi takip etmek isteyen insanlar paylaşılabiliyor. Pegasus yazılımı sayesinde elde edilen verilere baktığımızda gerçekten tüyler ürperten veriler var arkadaşlar. Mesajlarınız, kişileriniz, arama geçmişiniz, kameranız ve mikrofonunuz sürekli olarak takip edilebiliyor, dinlenebiliyor. Pegasus'un çalışma sistemi diğer bildiğimiz casus yazılımlardan çok farklı. Android ya da iPhone cihazlar fark etmiyor arkadaşlar. Bu cihazların açıklarını bulan Pegasus bir şekilde cihazınıza yüklenebiliyor. Ancak Apple ya da Google bu açıkları kapatsa da Pegasus yeni açıklar bularak tekrardan cihazınıza girmenin bir yolunu buluyor. 2016'da ilk keşfedilen versiyonda şöyle çok basit bir durum vardı arkadaşlar. SMS geliyor telefonunuza ya da bir e-posta ile size bir link gönderiliyor. Buna tıklarsanız cihazınız ele geçiriliyor gönderen kişiler tarafından. Ancak daha sonrasında bunlara bile ihtiyaç kalmadı. 2019'da keşfedilen başka bir sürümde WhatsApp'ınızda bir cevapsız çağrı varsa bir açık ortaya çıkıyormuş ve bu açığı kullanarak Pegasus cihazınıza yükleyebiliyorlar. WhatsApp durumu fark edince durumun önüne geçiyor ama Pegasus bambaşka yeni yöntemler bulmaya devam ediyor. Bunların arasında iPhone'larda bulunan iMessage uygulaması var biliyorsunuz ve iMessage uygulamasının üzerinde bulunan bir açık üzerinden Pegasus doğrudan telefonunuza yine erişebiliyor. Gelen bir diğer bilgiye göre ki bu en tüyler ürpertici bilgi bence, Pegasus telefonunuzun bağlı olduğu herhangi bir Wi-Fi ağından bile cihazınıza erişebiliyor. Yani dışarıdayken bir Wi-Fi ağına bağlanabilirseniz, tanımadığınız bir Wi-Fi'ye girerseniz telefonunuza Pegasus bir şekilde yüklenebilir. Pegasus'u kim geliştirdi sorusunu hemen cevaplayayım sizler için. Pegasus 2010 yılında İsrail'de kurulan bir firma tarafından geliştiriliyor arkadaşlar. Bu firmanın adı NSO Group olarak geçiyor. Grubu kuran 3 farklı abimiz var. Bu abilerimizden bir tanesi bir şekilde ekipten ayrılıyor ve daha sonrasında da WhatsApp açının keşfedildiği 2019 yılında İngiltere merkezli, daha sonra da aslında İsrail merkezli başka bir askeri teknoloji şirketi tarafından NSO Group satın alınıyor. Peki Pegasus'u kim geliştirdi soruları da kafanızda canlanmış olabilir. Onu da hemen aydınlatayım arkadaşlar. 2010 yılında İsrail'de İsrail ordusunun istihbaratı için çalışan 3 kişi oradan ayrılıyor ve bu şirketi kuruyor. Akabinde de bu yazılım ortaya çıkıyor. Şirketin ismi de şirketi kuran adamların baş harflerinden oluşuyor arkadaşlar. NSO Group olarak adlandırılan bu şirket Pegasus yazılımının sahibi. NSO Group öncelikle 2019 yılında İngiltere merkezli bir şirkete satılıyor. Fakat daha sonrasında İsrail merkezli askeri teknoloji şirketi olan bir şirket tarafından tekrardan satın alınıyor. Yani Pegasus şu anda hala İsrail'li bir şirkete ait. Pegasus yazılımı var dedik. Bazı detaylardan sizlere bahsettim ama tabii Pegasus'u kim ne için kullanıyor ve hangi amaçla kullanıyor tabii ona da değinmek lazım. Son verilere göre 45'ten fazla ülke hükümeti NSO Group'tan Pegasus yazılımını satın aldı ve bu yazılımı önemli konumlarda bulunan gazeteci, siyasetçi, sivil toplum önderi gibi insanları takip etmek için kullandı. Tabii Pegasus yazılımının bazı ülkelerde satışı yasak arkadaşlar. Ancak ülke isimlerine baktığımızda hiç de şaşırmadığımı söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri bu ülkelerin başını çekiyor. Devamında Rusya, Çin, İsrail ve İran var. Bu 5 ülkeye Pegasus yazılımının
satımı yasak. Hatta şöyle bir bilgi de var. Pegasus yazılımı bir şekilde bu ülkelerin sınırından içeriye girerse kendi kendini de imha ediyormuş. NSO Grup Pegasus yazılımını İsrail hükümetinin amaçlarına uymayan ülkelere hiçbir şekilde satmıyor arkadaşlar. Şimdiye kadar 90 tane ülkenin de Pegasus yazılımı teklifini reddetmiş durumda. Yani birazcık anlayacağınız üzere bu tamamen İsrail hükümetinin aracı olarak ortada kalmış durumda. Ülke isimleri verdik, satın alan ülkeleri söyledik ama ülkemizde Pegasus yazılımı var mı yok mu konusuna da çok kısa değinmek istiyorum arkadaşlar. Ülkemizde biliyorsunuz bir Milli İstihbarat Teşkilatı var ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bazı isimleri ya da muhtemel isimleri doğrudan uyardığı konusunda bilgiler mevcut. Yani Pegasus yazılımıyla ülkemizde takip edilmeye çalışılan isimler olmuş ya da takip edilen isimler de olmuş. Ancak istihbarat servisimiz bir şekilde bu kişileri uyarmış durumda. Pegasus yazılımı bir şekilde telefonunuza yüklenirse ne yapmanız lazım ve yüklenmemesi için nelere dikkat etmeniz lazım? Bir de onlara değinelim. Telefonunuza gelen saçma sapan SMS'lerdeki linklere tıklamamanız lazım. E-maillerdeki linklere tıklamamanız lazım. Bilmediğiniz Wi-Fi ağlarına da girmemeye dikkat edin arkadaşlar. Anladığım kadarıyla bunlar en önemli şeyler. Ama tabii bu önlemlerden sizlere bahsettim. Fakat baktığımızda Pegasus'un bu önlemlere çok da böyle bir dikkat ettiği söylenmiyor arkadaşlar. Pegasus yüklenmek istenirse bir şekilde o cihaza yüklenebiliyor. Biz Muhittin Kabalak değiliz ama bir şekilde cihazınıza Pegasus'un yüklendiğini düşünürseniz, bir tribe girdiniz böyle kendinizce, kendinizi kastığınız durumda cihazınızı masanızın üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şekilde yerleştiriyorsunuz çok güzel bir şekilde. Akabinde şöyle bir güzel balyoz buluyorsunuz. Allah bilgisayarı gidiyordu. Ve tutuyorsunuz, şekilde indiriyorsunuz üstüne. Konu tamamen çözülüyor. Bu pil patlamaz değil mi? Ben gidiyorum.